Sahada sıcak çatışmalar devam ederken Kafkasya'da yeniden diplomasi devreye girdi. Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları bir kez daha Moskova'ya gitti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mınıtsıkanyan'la ayrı ayrı görüştü. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmelerde Dağlık Karabağ'da daha önce varılan ateşkes anlaşmalarının uygulanması ve sürdürülebilir çözüm için koşulların oluşturulması ile ilgili acil konular müzakere edildi ifadelerine yer verildi. Daha önce yapılan iki ateşkesi de ihlal eden Ermenistan'dan görüşmeler devam ettiği sırada gerilimi artıracak bir açıklama geldi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sorunun şu aşamada diplomatik bir çözümü yok. İki seçeneğimiz var. Zafer ya da yenilgi ifadelerini kullandı. Paşinyan'ın zafer dediği cephedense yenilgi haberleri peş peşe geldi. Azerbaycan Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını geri almak için Dağlık Karabağ'da ilerleyişini sürdürdü. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan ordusuna ait yaklaşık 400 askerin bulunduğu 556. Alay Taburu'nun Cebrail yönünde etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ağır kayıplar veren Ermenistan Birliği Ararat kentine çekildi. Açıklamada ayrıca Gubadlı istikametinde Ermenistan ordusuna bağlı 18. motorize tümenin kayıp vererek geri çekildiği bildirildi. Dağlık Karabağ'da hızlı ilerleyişini sürdüren Azerbaycan ordusu cephe hattı boyunca Ermenistan'a ait 5 insansız hava aracını düşürdü. İHA'lardan ikisi Fuzuli kentinde, diğerleri ise Terter, Gence ve Goranbay kentleri üzerindeyken imha edildi.